söylüyor? Çocuğun, kız çocuğunun annesinin yanına gitmemesi gerektiğini söylüyor. Şimdi ben Nurgül'ü korumak için bazı şeyleri burada söylemeyeceğim Nurgül. Belki sen ne olduğunu tahmin ediyor, edebiliyorsun. Karıştırmayalım. Şimdi Nurgül'ün özel hayatı beni ilgilendirmez. Beni de ilgilendirmez. Ama... O konuyu sonra ben konuyu tamam, açacağım. Ama bir dakika. Ya da söyleyelim, ne var ki bunda? Evet. Siz söyleyin. Ya söyleyeyim ya. Ben söyleyeyim, söylenmeyecek bir şey değil. Çünkü senin hayatında da biri var. Var değil mi senin? Ya boşanmışsın, zaten, gitmişsin. Tamam. Evet söyleyin ya. Kendisi tamam. Yaptığı hatalarda belki tamam. Kızım da... Tamam peki. Nurgül, senin hayatında biri varmış, bir sevgilin varmış. Hayır. Dolayısıyla kız senin yanına gelmek istemiyor. Bir de, hayır, bir de dayısından dolayı. Yok. Hayır. Nasıl, beni ilgilendirmez de gelmemesinin nedeni oymuş. Hayır. Ben kızımla görüştüm. Tamam. Tamam mı? Nurgül, siz burada bekliyorsunuz. Mari, ben sizi dışarı alıyorum. Ben görüştüm, kim var? Ne, bir dakika, dur bir dakika. Tamam arkadaşlar, bana dediniz ki gidelim dediniz. Bir bana lütfen, bir sevgili izleyiciler, çok kusura bakmayın ekipte şöyle bir... Tamam anladım arkadaşlar, anladım. Peki sevgilisi var mıymış? Didem Hanım, bana sevgilisi yüzünden annesinin yanına niye gitmiyor mesela? Didem sevgilisi Hanım, bir şey mi yapıyor? Nefret ediyormuş ben da. Her şeyi ekranda konuşmak taraftarıyım. Bir dakika. Bir dakika. Abla bir sakin, beni dinlersen ben konuşacağım. Ama sen de sakin olursan... Bunu beni, söyle. Senin özel hayatın beni ilgilendirmez. Benim haddime değil. Tamam, neyi söyleyeceksin? Neyi söyleyeceğim? Didem Hanım, bana bunu kendi kızı söyledi. Ne dedi, ne dedi annesiyle ilgili, ne dedi? Bakın Mahir de şahit, sevgilisi olduğunu söyledi. Hı. Ben size o yüzden söyledim. Yoksa benim onun özel hayatı, benim ya özel hayatım... Ya annesinin sevgilisi olması, babanın da bir hayat arkadaşı var. Anne hayat de arkadaşı olması farklı, baba sahip çıkar. Ya kadının hayat arkadaşı varsa hayatı devam etmeyecek mi? O hayat arkadaşı kızına kötü bir şey yapıyorsa, şiddet uyguluyorsa... Bana kız hoşlanmıyormuş. Ya kız hoşlanmıyormuş. Aha. Sevmiyor annesinin. Sevgilim yok ki de. Sevmiyormuş. Biliyor musun? Sevgilim yok ki de benim. Sevmiyor. Ya kıza şiddet mi uyguluyor? Dövüyor mu? Kötü mü davranıyor? Bana onu eline sorarsanız, Helin size daha açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bence şu anki mevzu değil. Şunu söylüyor. Diyor ki kız çocuğumuz annesinin evine, dayısının bulunduğu eve gitmek istemiyor. Yani babasının yanına gitsin diyor. Sen de bir şey söyleyeceğim ya Serkan. Sen Nurgül'le annesiyle ikisini barıştırdın ya. Sen çocuğu yanına istemiyor musun? Çocuğu yanıma istemiyorum değil. Ha? Şimdi sonuçta bu hasta bir insan. Ne kadar olursa olsun, hangi yani kim olursa olsun bu. Senin şu an hayatında hiç... olan kişi, kadın istemiyor mu çocuğu? Kim? Hayır, her gün görüşüyor. Ha. Benim elimde telefon alıp kendisi konuşuyor. Ben her şeyi açık sormak taraftarıyım. Akın bile, Akın'a bile arayıp soruyor. Akın geldiği zaman kafasını dizine koyup, bu oradaki bulduğu sıcaklığı bulamıyorum daimin evinde diyen çocuk bu. Çocuk sana gelmek istiyor, peki ne, annesine mi göndereceksin? Hayır canım, göndermeyeceğim ki. Ha. Ben sen bakacaksın çocuğa. Benim şu anda hazırlık bile yapıyorlar. Artık Kahramanmaraş'taki evi isterse oraya, Pazarcık'taki evi isterse oraya. Onlar istemez, onların ikisi kiraya, Gaziantep'teki eve. Seher, Mahir, sizi uğurlayacağım ben, buyurun. Tamam, geleceğim arkadaşlar, biliyorum. Sakin olun. Mahir, beni bekle, beni bekle. Yanıma gel. Sence biz şu anda nereye doğru gidiyoruz? Ben ondan önce bir lavaboya gitsem. Ha? Lavaboya gitsem. Lavaboya orada gidersin. Lavaboya gidemezsin. Neden biliyor musun? Nerede Seher, nerede? Ben buradayım. Ha, Küçükçekmece'den geldiler. Asay Şube'den geldiler. Tamam mı? Mikrofonu. Ver, mikrofonu ver bana. Tamam. Seni şu anda gözaltına almak için geldiler. Seni şu anda gözaltına almak için geldiler. Tamam. Asay Şube'den ve Çocuk Şube'den. Kıyafetlerimi de değiştireyim ben. Nasıl? Kıyafetimi de değiştireyim ben. Kendi kıyafetimi alayım. Kıyafetimi değiştirmek istiyor. Ne kıyafeti ya? Kızı 17 gün boyunca evinde tuttuğunda bu şey yapacaktın. Kıyafetimi değiştirmek istiyor. Mevzu kıyafet mi yani? Ne yapayım, kız konuşmak üzere ben ne diyeyim yani, bir şey diyesem boş. Senin kıza yaptığın şeyleri ben biliyorum, biliyor musun? Tamam, ne yapmışım? Senin kıza yaptığın şeyleri ben biliyorum, biliyor musun? Tamam, biliyorsanız yani buyurun. Ver şunu, alın şunu. İkiniz beraber bu kıza iyi niyetli davranmadınız ve kızın başına bir sürü şey getirdiniz. Küçükçekmece'den, Asayiş'ten geldiler. Ses bana dönüyor arkadaşlar. Benim sesim bana dönüyor. Çok teşekkür ederiz. İyi görevler. Çocuk şube de var değil mi? Asayiş var. Peki, çok teşekkürler. Neden 15 yaşındaki bir çocukla sevgili oldun? Başka kızlarla sevgili oldun mu? Kız çocuklarını evde alıkoyanlar, kaçıranlar. Umarım ders çıkartırsınız yani. Serkan Beyciğim, bu anları beklediğim için sizden sabırlı olmanızı istiyordum. Sayın savcımızın da talimatını beklediler. O yüzden biraz tabii geciktik.
Allah gözümüz aydın en az her anlamda. Ama dedim sana gelecekler. Serkan yani Allah çok acı şeyler. Ay estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İyi yaptınız, kimse yapmaz. Estağfurullah. Gerçekten. Estağfurullah. Çocuk şubeden de gelecekler, kızınızı alacaklar. Orada zaten Helin şu anda. Hayır, burada. Çocuk şube daha yeni geldi. Yok, Helin şubede olmaz da. Yok, daha kızınız burada. Çocuk şubeden tamam. Şimdi geldiler. Allah razı olsun. Kızını alacaklar. Allah razı olsun. Bir süre sizi de istiyorlar, emniyet mensupları. Tabii. Evet, hı. Nurgül'cüğüm sizi de istiyorlar. Arkadaşlar gönderiyorum. Emniyet mensupları sizi de istiyor. Hı. Sonuna kadar şikayetçi olun, tamam mı? Hı. Tamam mı? Kızınıza otobüs biletini kesen otobüs firmasından şikayetçi olun. Ama Tunca Hanım'ın çok büyük emekleri var. Dilekçeyi Tunca Hanım yazdı. Tunca Hanım Küçükçekmece Asay Şube Müdürlüğü'ne, Sefaköy Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuk şubeye daha doğrusu. Sayın savcımıza da. Sayın savcımıza da. Sayın savcımıza da kesinlikle. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Tunca Hanım'a da öyle çok büyük alkışlar. Ah, yani böyle adalet yerini bulunca inşallah. Yani evet. Bir de kızımıza maalesef neyse onu söylemeyeyim ama 15 yıl rahat bir ceza alacak, evet, diye kesinlikle tahmin ediyorum. Neden olduğunu size tahmin etmişsinizdir zaten.